Öncelikle fıkhın nereden nasıl çıktığına dair bir dersimiz olmuştu. Orayı kısaca özetlersek, toplumun Kur'an'ın emir ve yasaklarıyla iler ebed yaşama isteğinden dolayı yani fıkıh dediğimiz sistem ortaya çıktı. Sonra şöyle bir sorun var. Yani şöyle bir sorun ortaya çıktı. Sahabenin bir fıkhı vardı, peygamberin bir fıkhı vardı. Bu neye göre verdi bu hükümleri? Yani Kur'an'da bir hüküm var, peygamberin bir hükmü var. Hatta peygamberin bazı konuda farklı farklı hükümleri var. Ben neye göre bunu belirleyeceğim? Yani Allah Resulü bunu neden böyle söyledi? Peki geçtim. Halifelerin ve sahabilerin kendi fıkıhları var. Bu fıkıh nereden doğdu? Yani Hazreti Ömer halifenin ikinci senesinden sonra ayette geçmesine rağmen, ayette çok net, açık, kesin bir şekilde ifade edilmesine rağmen müellefi kulübe zekat payından vermedi. Neden böyle bir şey yaptı? Yani böyle bir şey yapmaya hakkı var mıydı? Geçtim işte tabiî nesline. Tabiinde işte Ebu Hanife var, işte Şafii var, Maliki var, Hanbeli var, 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 var. Bütün bunların kendine ait bir fıkhı var. Bu insanlar acaba yani hepsi de kendi bulunduğu yerde aynı dönemde de yaşasalar, farklı dönemde yaşasalar, arda farklı yani bir caminin aynı farklı direk diplerinde oturan iki hoca aynı konuda farklı hüküm veriyor. Bu nasıl olabilir? Hepsinin farklı görüşü var. Peki bu farklı görüşlerin nereden çıktığına dair ben kendimi suyun akıntısına mı bırakacağım? Yoksa arkadaşlar bir dakika, her ne kadar bu insanlar farklı hükümler verse de bunların da bir yöntemi, sistemi var mı diyeceğim ben. Buna bir sistem, bir yöntem, bir usul getirecek miyim sorusuna verilen cevap usulü fıkıhı da doğuran şeydir. Yani bir din var ortada, tamam güzel. Bir peygamber var, güzel. Peygamberin hadisleri var. Aa bir dakika, orada her hadis birbiriyle çelişen hadisler var. Birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen ayetler var. Yani İşte bir yerde diyor ki işte siz üzümden içki de yaparsınız. Güzel rızıklar da verirsiniz. Sonra başka bir ayette diyor ki işte siz içkiliyken, sarhoşken namaza yaklaşmayın ta ki ne dediğinizi bilene kadar. Başka bir ayette diyor ki sana kumardan ve içkiden sorarlar de ki onların insanlar için faydalar vardır fakat o günahtır. Başka bir ayette sonra getiriyor ki ey iman edenler içki, kumar, falokları, şu tamamen haramdır. Bunlardan yüz çevirin artık. Bu artık size göre değil. Bu Müslüman işi değil bunlar. Bunlar şeytan işi, birer pislik. Şimdi burada bir şey mi var acaba? Ben Müslümanım ve şuna inanıyorum. Benim kitabım da diyor ki siz eğer Kur'an'ı düşünürseniz onda hiçbir çelişki yoktur. Eğer onda çelişki olsaydı bunun Allah katından olmadığı ortaya çıkardı. Şimdi eğer ben şöyle bir kelime cümle kullanırsam
Kur'an'da çelişki var. Bu durumda bu ayete göre, yani Efele ayeti de Beruna Kur'an ayetine göre ben Kur'an'ın Kur'an olduğunu Kur'an'a reddettirmiş olurum. Yani bunu kendim söylemem. Kur'an bana diyordu ki Kur'an'da çelişki yok. Sonra ben dedim ki Kur'an'da çelişki var. İşte bakın ayetler çelişik birbiriyle. Sonra bu ayeti getirip dedim ki bakın Kur'an'a göre Kur'an çeliştir ve Kur'an değildir. Bu anlamsız, yani bu anlamsız oldu. Çünkü Kur'an'ın kendisi bende çelişki yok diyor. Ha, o zaman ben şunu soruyorum kendime. Acaba çelişki bende mi? Ben mi anlayamadım? Soruyu devam ettiriyorum şimdi. Eğer ben anlayamadıysam bunu nasıl anlamalıyım peki? Neye göre anlamalıyım? Bu anla, benim anlam ilişkilerim, anlam biçimlerim, kaidelerim neler olacak? Sorusunu sorduğumda cevabı bana işte usulü fıkhın nüvelerini, çekirdeğini, özünü bana veriyor. Ki İmam Şafii'ye bu soru sorulmuş. Yani Kur'an'ı nasıl anlayacağım? Bu neye göre değerlendireceğim? Bunun hakkında bana bir şey yazar mısın? İsteğine kendisi bir mektup yazıyor ve kitabın adı da Risale oluyor. Er-Risale. Er-Risale deyince bugün biz işte ilk fıkıh usulü kitabını, yani böyle derdest edilmiş, değerli toplu bir usul kitabı olarak nedir diye sorduğumuzda İmam Şafii'nin eserini söylüyoruz. Ondan önce fıkha dair eser yok muydu? Vardı. Ne vardı? Neshe dair eserler vardı. Yani ilk Kur'an eseri neye dairdir? Hangi mesele dairdir diye sorduğumuzda cevabı Mugatil'in Nesih'le alakalı yazısıdır, yazdıklarıdır. Niye peki? Niye Nesih'le alakalı? Çünkü vahiy ile yaşayan insanlar, vahiy bilen, işte Hazreti Ömer, Ali, işte Ebu Bekir, Osman, bu kişiler diyelim ki, işte adını siz sayın bunu. Bu insanlar vahiy nerede, ne zaman, ne söylediğini bildikleri için ellerindeki metne göre değil, karşılarında yaşayan peygambere göre tavır alıyorlar. Peygamberimiz öldükten sonra aleyhisselam söz bitti. Yani vahiy bir sözdü ve söz bitti. Söz bittikten sonra insanlar bu sefer birbirine danışmaya başladılar ve bir o danışılan insanların hangi konuda ne bildiğini, neye göre söylediğine dair ister istemez bir güvensizlik de oluşmaya başladı. Niye? Çünkü ben bir ayeti bildiğimi iddia ediyorum ama benim bildiğim ayet acaba onun bildiği ayetle aynı mı? Aynı ayetten bahsediyoruz. Bu endişenin önüne geçmek için şu yol seçildi. Gelin biz bu Kur'an'ı toplayalım. Yani insanların elindeki sayfaları toparlayalım ve bizim elimizde bir metin olsun. Ve bu metin oluşturuldu. Oluşturulduktan sonra şu da ortaya çıktı bu sefer. Benim elimdeki Kur'an metinleri benim hayatımdaki, yani peygamberi yaşamış, peygamberi görmüş insanların ona dair sözleriyle çelişkiye düşebiliyor. Yani bana bir hadis geliyor, diyor ki bu konuda peygamberin tavrı şuydu. Sonra bir başkası geliyor, diyor ki hayır efendim, başka o öyle değildi. Hadisler geliyor. Peygamberin yurdunda, peygamberin koyduğu ilkelere uymayan siyaset, Müslümanları birbirine düşürdüğü andan itibaren de
insanlar siyasi iktidarı tutabilmek için ayet uyduramadılar ama hadis uydurdular. Bu konuda peygamber böyle söyledi diyebildiler. İşte halife Kureyş'tendir. Böyle bir hadis ortada dolaştı hep. Ne zamana kadar? Bayağı bir dolaştı. Emeviler, işte Emeviler, Abbasiler, işte şu bu derken bu hadis sayesinde Kureyş'ten olan herkes, yani belki başkası haklıydı, başkası doğruydu fakat fark etmez. El-e'immetü min Kureyş'in hadisi Emevi ve Abbasilerle o süre gelen halifeliğin başka bir kabileye geçmesinin önünde çok ciddi bir propaganda metni olarak kullanıldı ve çok da işe yaradı. Yani hem siyasi iktisadi olarak işe yaramak hem de yani belki hani mutlak değer olarak ifade edersek belki yani kavgaların da önünü aldı biraz. Yani herkes ben halifeyim diye ortaya çıkamadı. Bu yüzden de iyi bir şey oldu. Hani yalan bile olsa iyi mi yani? Siyasi açıdan çok fazla kişi girişmedi hilafet davasına. Kim önüne sen Kureyşler misin? Evet Kureyşlerim. Ama o zaman hadi seni yapalım dendi. Yani tarih böyle işledi. Ne zamana kadar? Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar. Ne zaman ki Osmanlı Mısır'daki devleti yıktı. Dedi ki arkadaşlar kusura bakmayın halife benim. Yani sen istediğin kadar şu andan itibaren itiraz et. Ne işe yarayacak ki? Hiçbir şey yaramıyor. Tamam olsun. Ben de bu sefer Oğuz boyundanım. Halife de benim şimdi. Dedi. Yani bir işe yaramadı. Şimdi bu yani bir şekilde o zamanın geçer akçesi olan usul ile bir yere kadar gelindi. Hadisler toplandı, işte Kur'an metni oluşturuldu, otantikliği, geçerliliği herkes tarafından kabul edildi ve bir yere kadar geldi bu usul. Kimin elinde? Arap baskını kültürün elinde bir yere kadar geldi. Yani bu Arap aklı, yani Arap dili, Arap kültürü, Arap aklı aynı zamanda İslam'ın da herhangi bir konuda nasıl tavır takınacağına dair ön bilgiyi de ön yargıyla oluşturdu. Yani bugün bizim elimizdeki fıkıh usulü nasıl oluştu sorusunun cevabı Arap aklıyla oluştu. Neden Arap aklıyla? Çünkü Arap dilinin oluşturduğu veyahut da oluşturmaya müsait olduğu bütün imkanlar fıkıh usulünde sonuna kadar kullanıldı. Yani bundan harfin delaletinden tutun, işte ibarenin delaleti, işaretin delaleti, iktizanın delaleti, sonrasında Gazali bu anlam faaliyetine mantığı da ekledi. Aristo'nun kurduğu mantığı, yani Aristo'nun o zaman işte diyelim ki evrensel diyebileceğimiz, bilim çevrelerince, bütün bilim çevrelerince kullanılan mantığı fıkıh usulüne eklemledi mustasfa ile. Peki bu ne işe yaradı diyecekseniz, artık Arap dili içerisinde doğru olan, doğruluğu kabul edilen her şeyin İslam açısından doğru kabul edilme zorunluluğu ortadan kalktı. Yani Gazali şunu söyledi esasen.
Siz kendi dilinizde tutarlı görünen ifadeleri metnin dışından çıkmadan doğru kabul edip insanları bunun dinin bir emri olduğuna ikna ediyorsunuz. Fakat iş öyle değil. Örnek verin diyecek olursanız zahirilik mesela. Zahirilik der ki dil ne diyorsa onun dışında hiçbir mecaz, hiçbir yorum kabul edilmez. Sizin kıyas dediğiniz şey de zaten kıyas falan değil. O doğrudan hüküm içine girer. Siz dinden çıkmak için yani bu dini bozmak için kendi kafanızdan hükümler uyduruyorsunuz. Bu hükümler dinden değildir. Sizin ilk önce doğru dürüst bir akla ihtiyacınız var. Aklı çalıştırmak için de bugün herkesin kabul ettiği bu mantık ilkelerini bilmeniz lazım. Yani çelişkiye düşmeyeceksiniz her şeyden önce. Çelişkiye düştüğünüz anda sizin sözünüz aklın ve dolayısıyla dinin de sınırlarından çıkar deyip o günün filozoflarının ve mantıkçılarının kabul ettiği akıl yürütme tekniğini fıkıh usulüne eklemledi Gazali. Peki Gazali bunu yaptı. Kendisinin yazdığı eserler yani fıkıh usulü eseri mantıktan ari midir? Değildir. Yani benim master, yani yüksek lisans tezim Gazali'nin fıkıh usulü anlayışı ve özellikle nesih konusunda söylediklerine dairdi. O tezde ben şunu yaptım. Gazali'ye gelene kadar fıkıh usulünde nesih ile alakalı neler söylenmiş ve Gazali'den sonra bu neye dönüşmüş? Gazali bunu neye dönüştürmüş? Yani Gazali fıkıh usulünde köşe taşıdır, mihenk taşıdır. Neden? Çünkü Gazali'ye kadar mantık fıkıh usulünün konusu değildi. Yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Ama ve lakin Gazali hem mantıkla ilgilendi hem de ilgilendiği mantığı fıkıh usulünün içerisine eklemledi. Ve Gazali'den sonra fıkıh usulünün gelişimi durdu. Neden durdu? Çünkü kurallar netleşti. Akıl var, mantık var, deliller var. Bunu da ne söyleyeceksen söyle, söylemeyeceksen tam gidebilirsin. Bunu kim aşabildi? Bunu aşabilen de Şatıbi ve onun yolunu takip eden fıkıh usulünde deliller haricinde bir de maksadın ortaya çıkarılmasını gerektiğini söyleyen akım. Bu maksadın yani maksatçılık mı dersiniz buna? Sizin işte tercihiniz. Maksatçılar sözün değil, metnin değil, anlamın esas olduğunu ve o anlamın da durmadan üretilebileceğini zaman, mekan geçse de, değişse de elimizdeki metnin değil metin sahibinin maksadının esas olduğunu ve onu görmenin bizi esas fakih kılacağını ifade ettiler ki bence diyebilirim ki bu Kur'an'a yapılmış en büyük iyilik. Yani fıkha yapılmış en büyük iyilik budur. Neden? Çünkü bu yol, bu yöntem temelde Hazreti Ömer'in o ilk kendi halifeliği döneminde müellefi kulübe pay vermediği zaman söylediği cümleye dayanıyor. Şimdi, Hazreti Ömer
Yani onun otoritesinden hiç kimsenin şüphesi yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberi azarlayıp Hazreti Ömer'in hükmünü öven ayetler var. Bu kadar merkez bir şahıs. Doğru yanlış şu anda bilmiyorum tabii, yani söylenen bir ifade bazı kaynaklarda geçiyor. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu şeklinde hadisler var. Doğru yanlış onu tam bilemem. Hadisçi değilim ben. Ama metin sahih olmasa bile mana sahih. Gerçekten Hazreti Ömer bu dinde iyi ki bu dine mensup olmuş dediğim bir kişi. Ve ben hacı pek çok kişi de bunu dillendiriyor. Niye? Çünkü yani Hazreti Ömer'in o getirdiği o maksada, amaca yönelik yorum olmasaydı bugün bizim o Yahudilerin Hasidi denilen bir kolu var. Eğer izlemeyen varsa Şitizel diye bir dizi var. Netflix'te, yani o mutlaka izlenmeli. Bir ilahiyatçı bunu izlemeli. İlahiyata merakı olan da ya bu din bir insanın başına neler getirebilir sorusunun cevabını bulmak için orayı izlemeli. O diziyi izlemeli. Oradaki Yahudilerin tavrı şu. Ben şuraya hemen yazayım. Bu cemaat, yani bu bir kol, Yahudiliğin bir kolu yaptığı iş Tevrat okumak. Ne yapıyorlar sorusunun cevabı bu. Tevrat okulları bunların elinde. Yani bu Tevrat medrese diyebileceğimiz müesseseler bu kolun elinde. İşte Talmud, Tevra, işte okulu bu deli gibi Tevrat ezberliyorlar bunlar. Bu insanların mesela o insanların hayatını önümüze getiriyorlar, gösteriyorlar. Bugün bizdeki bazılarının söylemiyle %100 uyumlu. Yani aynı cümleler dökülüyor onların ağızlarından. Yani şunu söylüyor adam, hahamın çocuğu ressam, diyor ki çocuğuna, sen putlar mı çiziyorsun? Putlarla mı uğraşıyorsun? Çocuğuna mesela, yani resim yapmak, Tevrat'ta putperestliğe hizmet olduğu için yasaklanmıştır, sen işte bunu yapamazsın, diyor haham oğluna. Ya bunu şu anda söyleyeyim ki kim mesela zihninizde isim canlanmıyor mu? Yani bugün YouTube'da, şurada, burada televizyonları çıkarmasalar bile kendi kanalları var. Ya burada bunu şunu söylüyorlar. Resim çizmek puttur diyor. Suret çizmek işte şirktir, haramdır. Yapamazsınız. İşte ne bileyim ya, bunu söyleyen isimler var. Ben şu anda burada dilendirmeyeceğim. Ama var bunlar. Aynı kafa. Ne metin ne diyorsa odur, aklını kullanamazsın. Fıkıh usulüne mantığı getirerek, yani Şatibi'nin yaptığının devrimciliği burada. Hazreti Ömer'in ruhunu fıkıh usulüne sokmuştur. Şatibi, yani makasit teorisiyle Kur'an'ın öngördüğü o toplumun devam edebileceği nerede, nasıl devam edebileceğini bize Şatibi ve onun yolundan giden makasit takipçileri göstermiştir. Eğer o olmasaydı, yani bu yorum olmasaydı şu anda İslam toplumunun, yani Müslümanların nasıl gruplayacaktık? Kur'ancılar, yani bu Kur'ancılar şu olacaktı.
hadisleri çok fazla kabul etmiyoruz. Kur'an ne derse odur. Kıyas yoktur. Akıl işletilmez. Akıl işletmek Kur'an'a aykırıdır. Kur'an ne hüküm koyduysa odur. Fazlası küfürdür, şirktir. Bunu bizden değildir. Diyen bir yapı ortaya çıkacaktı ki bakın bugün halen şu anda bu insanlar yani üretiliyor. Aklı kullanmanın haram olduğunu söyleyen insanlar var. Ve bunların da temel şeyi de belli de şu, işte Kur'an akledin diyor ama oradaki akıl Kur'an'ı anlama. Yani sen kendi aklını çalıştırıp da kafandan hüküm verme yetkisinde değilsin. Sen kimsin? Sen en fazla Kur'an'da söyleneni bize aktarabilirsin, ötesine karışamazsın diyen tipler bunlar. Ve bu insanlar şu anda dinin geleceğinin en büyük düşmanı hükmünde. Neden? Bu insanlar görüntümle bir düzelteyim şunu bir dakika. Bu insanlar dini bir zamana, mekana hapsederek yaşayan ve yaşayacak insanların dinden nasiplenme oranını düşürüyor. Yani bu insanları dinden mahrum bırakıyor. Kim bu insanlar? Bugün artık 30'dan aşağı olan insanlar. Bu insanların çoğu, yani şu anda üniversite okuyan, yavaş yavaş işte iş alanına giren, lisede okuyan, üniversite okuyan insanların dinden anladığı, yani din istiyor bu insanlar. Yani mutluluk istiyor, anlam istiyor, mana istiyor. Bunu istiyor. Ve bunun karşısında bu insanlar ne yapıyor? Bak bu insanlar yani gençler dizi izliyor. Sinema izliyor. Sinema yapımcısı olmak istiyor. Sinemada oynamak istiyor. Resim yapıyor, karikatür yapıyor, karikatür çizmek istiyor. Müzisyen olmak istiyor. Ya bunu şu anda piyasada bu işi yaparak milyon dolar kazanan, milyar dolar kazanan insanlar var. Bu şimdi bir genç bunu görmüyor mu? Görüyor. Diyor ki ya benim de yeteneğim var, ben de yapacağım. Sonra gidiyor diyor ki ben ressam olamazsın. Niye? Haram. Ben sinemacı olabilir miyim? Olamazsın. Niye? Haram. Sen çocuğunun sinemada oynamasına izin verir misin? Vermem diyor. Haram. Küfür, şirk. Böyle bu cümle bu aynen. Peki yapmadık. Yapmadık. Yani benim neslime yani şu anda 40-60 arası nesle bu cümleler söylendi ve insanlar çocuklarını sinemadan, müzikten yani Müslümanlar sinemadan, müzikten, tiyatrodan, sanattan korudular. Peki benim korumadığım alanda yani benim girmediğim alana benim nefret ettiğim yani çocuğun muhatap olursa onlarla kafir olur diye korktuğum insanlar girdi. Ve bunlar film yapmaya başladı. Ve o filmleri ben izledim. Yani 40-60 yaş arası kişiler sinema izlemiyor mu? İzliyor. Onların çocukları izliyor mu? Onlar da izliyor. Peki ne oldu? Ben haram kıldığım bir şeyi evime aldım. Yetmedi. Ve bir de kendi televizyonumu kurdum. Yani ben sinemayı haram yaptım ya. Peki bu televizyonu niye aldın evine? Ne işe yarıyor bu? Tabii televizyonda benim insanlara iletişim kurmam lazım. Aa, yeni aklına geldi yani. Peki sen içerik üretmediğin bir teknolojiyi evine aldın.
Yani bir tane salona, bir tane oğlun odasına, bir tane mutfağa. Hanım canı sıkılıyor mu? Hafta televizyon izleyecek. Peki bugün bu politikanın bedelini neyle ödüyoruz? Babasını ve babasının dinini beğenmeyen, kocasını ve kocasının dinini beğenmeyen, oğlunun ve oğlunun tavırlarını beğenmeyen, yani parçalanmış, yani benliklerle bunun bedelini şu anda ödüyoruz. Ne? Bakın bugün Türkiye'de bir Müslüman nüfus var mı? Yani kendisine ben Müslümanım diyen bir nüfus var mı? Var. Ve bu azımsanacak bir şey de değil mesela. Yani en az %70 diyebilirim ki, hadi %99 Müslüman da, hani böyle tam böyle taş gibi Müslüman diyebileceğim, böyle hani helal haram nedir diye soran insanlar. %70 var mı? Evet var. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Bu %70 bir konuda mutabıktır. Bu konuda bu %70 kesinlikle mutabıktır diyebileceğiniz bir mesele var mı? İlmihal meselesi de ise yani yok. Niye? Çünkü bu insanlar ellerindeki bu metni anlamak istemediler. Yani anlamı üretmek istemediler. Bondurdular. Fıkıh usulü bize dinin çağlar boyu nasıl üretilebileceğini, değişen, yani insanlık değişirken insanın da bir şeylerin sabit kalacağı fikrini nasıl koruyabilirim sorusuna verilen cevaptı. Ve bu cevap Şatibi ve onun yolunu takip edenler tarafından geliştirilecekti ama tutuldu. Bugün bunu savunan insanlar reddediliyor. İnkar ediliyor. İşaret ediliyor. Diyor ki bakın bunlar modernist. Bunlar sapık. Bunlar kafir. Bunlar dini yok etmeye çalışıyor diyorlar. Ve deniliyor. Fakat şunun farkında değiller. Dini yok etmek dondurmaktır. Donan şey yok olur. Ama yaşayan değişir. Neyi değişir? Her şeyle değişir. Her şeyiyle değişir. Bugün lisans dersinde, hukuk usulü dersinde çocuklara şu soruyu sordum. Arkadaşlar dedim. Eşcinsellik toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilse, fıkıhçılar buna cevaz verir mi, vermez mi? Bu arkadaşlara şu anda ben buradan soruyorum. Onlara sorduğum soruyu buraya da soruyorum. Bugün veyahut da 10 sene sonra Türk toplumu dedi ki eşcinsel evlilik yapacağız. Fıkıhçılar buna caiz der mi, demez mi? Demez ile başladık. Dememeliye geldik. Dememesi gerekir. Evet. Şimdi arkadaşlar, orada da herkes dedi ki diyemezler. Ben onlara şu örneği verdim. Bundan 200 sene önce Osmanlı'da Darülfünun'da veyahut da herhangi bir medresede bir fıkıh hocası gelse dese ki arkadaşlar, elimizde altın ve gümüş var, para. Para bu. Bunu harcıyoruz, kullanıyoruz. Fakat şöyle bir şey duyduk. Yavur ülkelerin de kağıt para diye bir şey çıkmış. Bunu faizle kullanıyorlarmış. Yarın bir gün biz de bunu kullansak, siz buna evet der misiniz, demez misiniz?
Cevap verir misiniz, vermez misiniz diye sorsaydık 200 sene önceki o Osmanlı toplumundaki hoca öğrencisine sorsaydı, bütün öğrenciler ittifakla şunu söylerdi. Hayır hocam, içine faiz girmiş parayı bir Osmanlı toplumu kullanamaz. Bunu söylerler. Yani 200 sene önceki öğrencilerin, yani ders veren de, dersi alan da, cemaat de, hoca da, öğrenci de hepsi de bunu söylerdi. Peki 200 sene sonra 2020'deyiz. Bugün dolar haramdır diyebilecek var mı? Dinleyenlere soruyorum. Dolar kullanmak haramdır diyen var mı? Dolar haramdır. Sorun bakın. Dolara haram diyebilecek var mı? Yok. Peki Kur'an'ın şimdi dolar dediğimiz şey faiz karşılığı, yani borç ve faiz karşılığı Amerika devletinin isteği üzerine X kişilerin bastığı bir faiz senedi değil mi? Yani dolar, kağıt para dediğimiz şey bir faizli borçlanma senedi değil mi? Arkadaşlar, hayır arkadaşlar, faizle kullanma. Borç para, kağıt para bankadan çıkmıyor mu? Çıkıyor. Peki bu banka neyle veriyor bunu? Faizle veriyor. Peki faiz haram mı? Haram. Peki nasıl oluyor da bugünkü fıkıhçıların hiçbiri dolara haram diyemiyor? Çünkü ben zaten, hani bırak fıkıhçıları, şu andaki insanlar dese ki dolar yağıyormuş, ben almam diyen olur mu? 1 dolar bugün 8-9 liraya gidecek yani belki de. Euro 10 lira. Euro'yu kim basıyor? Avrupa Merkez Bankası. Merkez Bankası neyle çalışıyor? Faizle çalışıyor. Para alacaksan bana faizini ödeniyor. Yani benden 1 milyar euro çekeceksen bana 1 milyar 100 milyon euro vermek zorundasın diyor. Merkez Bankası'nın çalışma sistemi budur. Şimdi bakın ne oldu? 200 sene önce cemaatin, öğrencinin ve hocanın haramlığında ittifak ettiği, Kur'an'da da bizzat yazdığı, bakın ellezine ekulune riba la yakumune illa kema yakumul lezi yetekabbadu şeytanu minel mes. Budur. Bu ayet bu yani. Daha ne desin Allah? Peki bakın bugün ben ya da bir başkası dolar haramdır diyebilir mi? Diyemiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Usulü artık şunu konuşmak zorunda. Biz hükümlerin bekasını sağlamak için değerlerin bekasını sağlamak zorundayız. Yarın bugün bir gün bu toplum eğer değerlerinden soyutlanırsa, ne demek soyutlanmak? Bakın size örnek vereyim. Şimdi bugün bir nafaka meselesi var değil mi? Diyelim ki birisi evleniyor, bir kadınla evleniyor, kadın boşanıyor, sonra ömür boyu ona nafaka veriyor. Şimdi bunu gören bir erkekler, içinden şu geçmeyecek mi? Ya arkadaş, ben gerizekalı mıyım? Niye bir kadına evlenip de sonra kadın beni evlensin, boşansın, bedavadan yaşasın? Bir erkek bunu düşünür mü, düşünmez mi? Dinleyicilere şimdi soruyorum. Bir ve sıfırla bana geri dönüş yapabilirsiniz. Bir evet düşünür, sıfır hayır düşünmez. Tamam. Peki yarın bir gün bu herkes hemfikir benimle. Zaman geçti ve dedi ki ya arkadaş, biz bu kadınlarla yaşanmaz. İşte ne bileyim, işte bunların dırdırı var, bunların işte harcaması var, elbise, bunu. Ben bununla yaşayamam arkadaş. Ne işim var bunlarla? Evlenmiyorum ya. Kim zorlayacak beni arkadaş? Bakın bu bir insanın düşüncesi. Sonradan
bütün insanların yani Türkiye toplumunda yaşayan bir grubun düşüncesine dönüşecek. Sonrasında da onlar büyüyecek ve bu toplumun düşüncesine dönüşecek. Olacak mı? Bu şekilde giderse. Yani değerler yani erkeğin yani adalet duygusu zedelenirse ve bu zedelenmiş duygu kurumsallaşırsa yarın bir gün erkekler diyecek ki arkadaş bunlar bana ne ya diyecekler ve bu kurumsallaşacak. Yani meşruiyet zemini oluşacak. Meşruiyet zemini oluştuktan sonra da zaten şu anda nüveleri atılan ve sinema kültürü tarafından, bakın sinema kültürü tarafından propagandası yapılan bir özellikle dizilerle eşcinsellik denecek ki ya arkadaş ya illa da yani ne yapayım ben bu kadınla yani mesele oysa cinselliyse erkekle yaşarım ne olacak? Diyecek. Günü geldiğinde bunu diyecek. Ne oldu bakın. Ben Kur'an'ı çok seviyorum ya. Heykel haram, resim haram, müzik haram. Bu haram, bu haram. Peki öbür adam yaptı bunu. Sen aldın, o üretilen içeriğin sunulduğu televizyonu evine koydun baş köşeye. Her akşam izledin, güldün, eğlendin, oynadın. Yani bunu kendine meşru kabul ettirdin. Sonra gün geldi ve sen orada yapılan, yazan her şeyi sen yapmasan bile, yani ben çelişkiye düştüm tamam ama çocuğum bunu makul, mantıklı ve norm kabul etti. Ben bunu inancıma aykırı olarak kabul ettim. Bak, yani benden önceki nesil buna inanıyordu. Çok samimiydi bu konuda. Heykele tak işte heykelle hiç alakalı olmayacak şirk. Resimle alakalı olmayacak işte fotoğrafını evine asamazsın. Niye? Resim olan eve melek girmez. Televizyon açıyorsun. Televizyon açık. Ona ne yapacak? Ya ha işte bak ne oldu şimdi? Fıkıh usulün olmayınca yani sen fıkıh usulünü dondurma bir buz tabancasına dönüştürdüğün zaman sen esasen kendi dinine kastetmiş oldun. Bugün o ya yani bunun en çok propagandasını yapan o Hasidi dediğim kişiler, bu Yahudiler. Yani bugün bizimkilerle çünkü neredeyse hiç farkları yok. Bakın bu adamlar kendi dizilerini yaptılar. Yapmak zorunda kaldılar ve kendi çelişkileriyle yüzleştiler. Ve bizimkiler bunu yapamadı. Yapamıyor şu anda. Ama gün gelecek ya onların çocukları bunlarla dalga geçecek. Ya bunun farkında değiller. Sorun burada. Ya bugün biz de fıkıh usulü dediğimizde, din dediğimizde bir şeyleri dondurmak olarak anlamayacağız. Üretmek olarak anlamak zorundayız. Algılamak zorundayız. Üretimi sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bunu yapmadığımızda arkadaşlar elimizde din kalmayacak. Bakın bu çok net söylüyorum. Yani dine sarılmak onu dondurmak değildir. Tam aksine üretmektir, kültürlemektir onu. Kültürlersin, dönüşür ama temel yani şu artık o kadar da olmasın. Yani biz eşcinselliğin kabul etmeyelim, o kadar da düşmeyelim diyorsak eğer o zaman erkek ve kadının birbiriyle adil ilişki süreceği bir nikah teorisini, sistemini bizim kurmamız ve bunu korumamız lazım. Eğer nikahın içerisinde erkek ya da kadın kendini mazlum hissediyorsa, mağdur hissediyorsa, lanet olsun diyorsa bundan, böyle bir seviyeye getiriyorsak, yarın bir gün bir nikah, benim çocuğum bu nikahı kabul etmeyecek demektir. Ne yaptım ben böylece? Yani dinin yasakladığı bir şeyi makul olması için gelecek neslimi programladım demektir.
Benden bu kadar arkadaşlar. Sorusu sorun olan varsa alayım.